egzersizlerinin kadınlarda çok sık gündeme geldiğini ya da önerildiğini biliyoruz. Acaba erkeklerde de bir faydası var mı, olur mu diye bize sorular geliyor. Buna baktığımızda temelde asıl sorunun pelvik tabandaki kaslarda olduğunu biliyoruz. Pelvik taban kaslarının güçlendirilmesi, pelvik taban kaslarının çevrelediği organları, yani mesela anne gibi veya kadınlarda rahim gibi ya da bağırsaklar gibi, rektum gibi bu yapılara ait problemleri gidermede etkili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla gerek ereksiyonla ilgili problemlerin aşılabilmesinde, yani kasılma ve gevşeme olayının öğrenilmesi, boşalmanın kontrol edilebilmesi ya da erkeklerde görülen mesela cerrahilerden sonra ya da sonradan oluşan problemlerde, bu idrar kaçırma problemlerinde Kegel egzersizlerinin etkili olabildiğini biliyoruz. Yalnız Kegel egzersizi yapmadan önce mutlaka doktorunuzla nasıl yapılacağı konusunda iyi bir deneyim ya da bilgi almanız lazım ya da bir fizyoterapisten pelvik fizyoterapi eğitimi görmeniz gerekir. Yani kendi kafanızda bazen yaparken daha sıkıntılı durumlara yol açabilir. Kendi klinik pratiğimden söylüyorum. Özellikle hastaların tam işerken birden kesmek şeklinde yaptıkları uygulama bunun doğru olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü mesane içerisindeki basıncın aniden kesilmesinin kasılma anındaki siz işemeyi birden durdurduğunuzda idrar basıncının böbreklere geri yansıyacağını akılda bulundurmamız gerekiyor. Dolayısıyla iyi yapayım derken kötü yapabiliriz. Kegel egzersizinin nasıl olacağı konusunda mutlaka bir eğitim aldıktan sonra kendi üzerinizde denemeye kalkın. Özetle erkeklerde de faydalı, kadınlarda olduğu kadar. Erkeklerde boşalmanın kontrol edilmesinde, yani uzatılmasında, erken boşalmanın geçirilmesi için ereksiyonun uzatılmasında, ereksiyon kapasitesinin artırılmasında ya da idrar kaçırma, mesane disfonksiyonu gibi durumlarda etkili olabileceğini söyleyebiliriz.